Merhabalar, ben Curtis Köfte ve The Binding of Isaac Afterbirth'ün yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bakalım challenge'larda nelerimiz açık. Evet. Bu challenge'lara bir ara bakacağız, ancak şu an normal oyunu oynamamız lazım. Lazarus açıkmış ancak. Hadi. Isaac'le oynayalım bir. Şimdi, bu arada önceki bölüm ses biraz problemliymiş, onu izledikten sonra, bölümü çektikten sonra fark ettim. Daha doğrusu çektikten değil, yayınladıktan sonra fark ettim. Yani öyle bir sığıntı oldu. Evet, şimdi... her zamanki gibi bir Isaac başlangıcıyla başlıyoruz. İlla bir Steam'i açmayayım. İlla mesaj gelecek. Hayır, tabii ki de boss room'a gitmiyoruz ilk önce. Kuralımız nedir? Item room bulunmadan hiçbir şekilde boss room'a girilmez. Ve item room. Bolca anahtar düşüyor, güzel. Hoş bir item. Ve dışarı çıkmaya çalışan bir kedim var şu an. Hadi çık. Çık, kapıyı kapayacağım. Evet. Bir kediyle yaşamanın ilginçlikleri. Ona hizmet edeceksiniz. Kural bu. High Priest, Two of Hearts. Tamamdır. Canımızı yeniledik. Şimdi gizli oda şurada olabilir. Evet, buradaymış. Tamamdır. 2 cent, 2 cent'tir. Bakalım süper gizli oda çıkacak mı bu sefer? Hayır, çıkmadı. Evet. Woohoo. Keşke eski bosslardan değil de yeni bosslardan yardırsaymış. İtina ile şu arkadaşı çarpabiliyorum. Evet. Judas'ı özlüyorum ya. O mis gibi hayvansı damage'iyle Judas. Beni bilen biliyor, benim oyundaki favori karakterim Judas. Evet. Biraz damage aldık. Ve... voila! Hadi, şunlar sakince ölsün. Ah! Devil Deal'ı unutabiliriz bence. Tabii şu odadan bir adet neydi item adı? Ha, Goat Head, keçi çıkmazsa çıkmadı da. Bu ne, en ufak bir fikrim de yok henüz. Tamamen boşuna can kaybettik. Nasıl manuel? Hiç yoktan iyidir. Bu oyun bayağı kötü gidiyor. Umarım toparlarız. Güzel bir şey var bu odada. Okay.
Bilmeyenler için şu koyu renkli taşlar şu sol heart'ı düşürebiliyor. Burada da var bir tane. Ve böyle chest'i düşürebiliyorlar. Evet ve... Para konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Para konusunda sıkıntı dememişken... Eğer buradan girebilirsek dükkanı o şekilde gireyim diyeceğim ve giremedik. Hiç tanımadığım bir item var ve bunu deneyeceğim. Spider mode. Tamam. Dursun bu kenarda köşede. Şu aşağıya bakalım. Ha? Ha! Canlarını görmemizi sağlıyor. İşe yarar bir şey bence. Afterbirth'le gelen ilginç item'ları da bu şekilde tanıyoruz. Haber sevgili Pride. Neden damage verdin bana? Evet. Benim biraz damage yapmak ihtiyacım var. Anarşist cool. Ah yok, Monster'ın evi tercih ederim şu an. Tuzağı mı devir şimdi bu? Canları görebilmem hoş oluyor aslında. Bu item sevdiğim bir item oldu. Kabul ediyorum. Şu arkadaşa ulaşabildiğimiz anda her şey çok kolay olacak. Bakalım burada koyu renk bir yokmuş. Peki. Sen Hermit. Anahtar şey harcamadan şuraya bir girelim o zaman. Ve tabii ki de hiçbir şey yok. Yani paramız yok. PR yok, PR. Neyse suların içinde dolaşma, üşütçen. Neyse bunu da kenar bıraktığımıza göre şu iğrenç şey. Yani yarasalar. Obez yarasalar yapıyorlar. Obez yarasaların da canı fazlaymış he. Ama en azından yavaşlar. Evet, obez yarasalar çok sıkıcısınız. 35 demiş vuruyormuşum. Arada 45 vuruyorum. Bakalım. Ve tabii ki de kawaii bokçanlar. Yeni nesil. Evet. Böyle geçtiğimize göre. Tabii ki de boss rush yapma gibi bir niyetim yok şu an. O yüzden çok acele etmiyorum. Hadi bakalım.
Şu iki odaya bir bakacağım. Evet zaten bunu bulmamışız. Niye buldum diye hatırlıyorum. Mr. Boom, hayır. Cam barları da görünmez oluyor kendileri gibi. Herhangi bir yarar ya da zarar almadan geçtik. Sadece sözde damage yemiş olduk. Bakalım burada ne var? Pere. Money. We need money. Evet. Peremizi aldığımıza göre aldığımız yerden devam edelim. Monster menüyle kullan. Şurada umutluyum. O zaman buradan umutluyum. Bu sefer umutlarım suya düşmedi. Tabii burada da ateş eden. Zımbırtı. Bir saniye. Tabii hatta şöyle daha yaratıcı olalım. Şunu da ittirek şöyle. Evet, bombamız yoksa çevreyi bomba olarak kullanmasını da biliriz. Bence gayet verimliydi. Şunları da bir patlatayım. Çıkmadı bir şey tabii ki de. Yay, çap. Öl. Ciddi anlamda bir demir çapa ihtiyacım var. Böyle olmuyor. Ölecek. Nihayet. Devil Deal. Ve bilmediğim bir arkadaş. Öncelikle seni alalım, bildiğimizi alalım. Sonra bilmediğimizi alalım. Gecikmeli olarak beni mi taklit ediyordu? Evet. Güzel. Bu da hoş bir bebekmiş. Ve o zaman hadi bakalım şunlar da gerisin bitsin. Limon istemiyorum. O zaman bunları ne yapalım? Bu ne? Prize bombs. Göreceğiz. Bayağı fabulous bir şeye benziyor. Evet.
Hatta şurada deneyelim. Allah kira. Lucky Rock sağ olsun çok göremedik ancak damage'ımız arttı. Çok 62-62 buluyorum. Yok 52 buluyormuşuz da 62 özel atağımızmış. Ve bunlardan itina ile damage yiyip duruyorum ben. Evet, idare edeceğiz. Sen öl. Bu ne? Joker. Güzel. Seni saklayalım. Evet, olur da bir katta Joker Devil Deal çıkmazsa Joker kullanmaz. Tabii ki de anahtar. Bunu da kullanacağım. Sadece yüksek damage galiba. Güzel bir efekt yok. Pere! Money! Tamam. Devam edelim. Çift kafalılar. Şimdi... Çift kafalıları da açtığımıza göre... Örümcekler! Lanet olası. Şeyler. Benim gibi örümcek seven bir insanı bile bu oyun örümceklerden soğutuyor. Artık siz düşünün. Item room'u bulmuşuz. O zaman çok fazla dolaşmaya gerek var mı? Dolaşalım. Artık siz daha kolaysınız. Biraz daha damage up çok fena olmazdı. Şimdi buldum da bilmiyorum. Greed. Ve artık yok. Tamamlı. Paracıklar. Tamamdır. Burayı da hallettiğimize göre o zaman... Hadi ilerleyelim. Süper gizli oda burada mı acaba? Değilmiş. Ama gizli odayı bulmaya uğraşmayacağım. Yine Dark One. Robo Baby. Tam bana çarpmak üzereyken Spoon kullanacağım. Oo. You unlocked Azazel. Tamamdır, Azazel'i açtık ve pentagramımızı verildim anlamı. Bayağı güzel bir damage up'ımız oldu. Pentagram güzel bir damage up'tır bu arada. Bakalım. Ama damage'ımız hala çok. Ahım şahım değil. The Tower. Allah'ım. Şunlar cidden sinir bozucu şeyler. Ha. Al Tower'ı kullanalım. Yedim burada. Sen nesin? Faded form. Tamam bunu almayacaktın ama olsun. Buradan mı?
damage alıyorsun. Şimdi bu item ne? No to or no. Ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ha. Sanırım arada bomba düşürüyorum böyle. Evet. Tamam, bu ilginç bir item. Bunları hiçbir şekilde demiş öyle. Bu inanılmaz iğrenç bir item. Yalnız Neo2'yu da pek sevdiğim söylenemez. Bana da fazlasıyla damage verme ihtimali olan bir arkadaş kendisi. Tamam, boklara karşı bokla savaşmak. Evet arkadaşlar, bu oyun son derece mantık çerçevesinde ve insancıl bir oyun. Nereye geliyorum? Bu fikir geliştiricinin aklına geldiğinde nasıl, neyin kafasını yaşıyor? Cidden merak ediyorum. Yay ve bir minibus. Muhtemelen o itemden kurtulma ihtimalim yok. Bir saniye, bana zarar vermiyor olabilir yalnız onlar. Denerim diyeceğim de çok fazla canım yok. Evet. Ama odayı tek seferde temizlemek için güzel bir arkadaş kendisi. Tears up. Tears up. Ve tabii ki de donation machine bozuldu. Bu arada Afterbirth DLC'sini baya şu an sizle tanıyorum, tamam mı? Oyun dışında hiç videolar dışında hiç oynamıyorum şu an. Biraz da kendim sürpriz yaşamak istiyorum. Evet, ve şu yarım sinekler. Peki. Tamamdır. Şunu da halledelim bir. Ups. Bible track yok. Faded Polaroid. Tamam, ikinci bir. Tamam, ikinci bir kaka bombasıyla her şeyi hallettik. Ve sıra şunda. İlginç. Ve çok temiz bir dövüşün ortasındayız. İnanılmaz temiz bir dövüş. Muhtemelen bu dövüş tuvalette geçiyor olabilir. Evet. Şu an hiçbir şey diyemiyorum cidden. Şuraya
temizleyek. İşte itemları bu şekilde öğreniyoruz. Amazing. Tamamdır, anahtarımızı alalım. Ne bu leech'lerden bayağıdır görmüyordum. Bayağıdır Isaac'ten görmüyordum. Ve öldüm. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.